Uyuz oluyorum arkadaş. Vallahi billahi uyuz oluyorum ya. Sen al koca şirketi, bir yerden bir yere getir, yıllarca köpek gibi çalış. Ondan sonra gelsin kızı, senin odana konsun. Haksızlık ama bu ya. Haksızlık tabii abiciğim ya. Madem odayı birine vereceğim, bana vermesi lazım Kemal. Ya lan oğlum, manyak mısın? Benim odamı sana niye versin ya? Senin odan mı? Oğlum senin odan yok ki. Lan konuşma, ağzını bunu kıracağım şimdi bak. Abuk sabuk konuşuyorsun. Ha bana bak. Şişt, gel gel. Cazibenin simgelerin bizim iş yerinde işe başladığından haberi yok. Sakın söyleme. Kız takılır şimdi. Takılır, ayıp olur. Ayıp edesin Kemal. Hiç ağzından kaçar mı öyle şey benim ya? Tamam, sana güveniyorum. Aman abi, gözünü seveyim. Şimdi sakata gelmeyelim, söyleme. Yok yok, hiç söyleme. Cazibe! Cazibe! Hoş gelmişsin. Hoş bulduk karıcığım. Merhaba yenge. Bir bakalım bugün şirkette kimler işe başladı biz? Ah Barış'cığım, canım, kardeşim. O ağzındaki baklayı bir tıkarım, gırtlağına kadar girer vallahi. Kim? He? Ya Hulusi bir iki tane stajyer aldı da onları söylüyor, deniyor ya. Ha Barış'ın böyle digetini çektiklerine göre güzel kızlardı, he Barış? Vallahi bir tanesini ben acayip beğenirim, öbürünü de Kemal'e sormak lazım yenge. Bana ne soracaksın kardeşim? Bana sorulmasın yani böyle şeyler. Ben o kıza zaten öyle gözle bakmadım ki. Allah Allah, bana ne ya? Niye şimdi işten konuşuyoruz? Evde hiç konuşmayalım. Ne yemek var? Yemek konuşalım ya. Yemek ne var? Ne yemek var? Ne yemek var? Kereviz. Ne oldu ya? Zarafat eledim. Bamya, bamya. Yoksa bu sana bir gönderme olmasın Kemal. Lan bana bak, ağzını burnunu kırarım, görürsün göndermeyi. Hadi git bak, bamya güzel olmuş mu? Git bak. Git tamam, bak. Gideyim de bakayım o zaman bamya. Bamya şey falan. Manyak işte, manyak. Hayatım ne yapacaksın? Gün içinde zaten uğraşıyorum Denyo'yla. Otur. Sen neler yaptın? Böyle akşamı iple çekmekten başka. Niye iple çekiyorsun kız, ne oluyor? Vallahi bilmiyorum, böyle akşam olanda, el ayak çekilende başa düşersen ne çektiğimi. Vallahi mı diyorsun ya? O zaman bak ne diyeceğim biliyor musun hayatım? Ya şu yemeği yiyelim, bu Denyo'yu gönderelim, Itır'ı da uyutalım. Geçelim odamıza şöyle rahat rahat, ipi çekelim yani. Hoş geldin baba. Hoş bulduk canım kızım benim. Ne yapıyorsun? Güzel kızım. Okulunda derslerini falan ekmiyorsun değil mi? Yok, niye ekeyim baba, yok. Nereden çıkarttın sen onu? Bir yerden çıkartmadım, öylesine söyledim. Zaten benim kızım böyle bir şey yapmaz, öyle değil mi? Canım, canım benim. Aha, kapı, kapı. Ya, kurtarıcı kapı. Hadi bakalım. Merhaba Itır'cığım, nasılsın? Merhaba Kemal'cığım. Cazibeciğim, nasılsın? Merhaba, çok iyiyiz. Karım da iyi, ben de iyiyim. Evet, sebebi ziyaretiniz nedir Simge Hanım? Sorabilir miyim acaba? Merak ettim ben. Aa, Kemal Bey, insan iş arkadaşını hiç böyle mi karşılar? İş arkadaşı mı? Simge ile Tuti bizim iş yerinde işe başladılar da. Çok yakışık. Aa, Cazibe, yoksa sen bilmiyor musun bizim Kemal ile aynı iş yerinde çalıştığımızı? Kemal söylemedi mi sana? Aa! Herhalde böyle Kemal'ın yadından çıkıptı. Ya söyleyecektim de hayatım, konu oraya gelmedi ki. Konu gelmedi. Yo, aslında konu oraya geldi ama başka konulara geçti böyle bamyaya, kerevize. Ha neyse dur. Neyse işte, Kemal'in odasında çalışıyorum artık, anlayacağım. Otağında. Ya Simge Hanım, saptırmayalım konu. Tamam, benim odamda çalışıyorsunuz ama ben o odada artık çalışmıyorum. Odamı aldınız, ben de koridorda bir tane masada çalışıyorum yani Ziver'le beraber. Ha çok uzakmış, çok yakışı, evet. Ne demek şimdi bu, hemen soktun? Hiçbir şey demek değil Kemal. Bu arada arkadaşlar, ben de geçen gün uçağı indirirken bir dergi okuyorum. Çok affedersiniz ama uçak indirirken dergi mi okuyorsunuz ya, yuh! Gerçekten Kemal'cim, sen hiç tek elle uçak kullanan pilot görmedin mi yani? Tabii ben niye ciddi alıp da cevap veriyorsam. Neyse, uçağı indirirken dergi okuyorum, böyle dergide şey yazıyordu. Yani iş yerinde çalışan kadınlar ve erkeklerin %99'u kesinlikle flört edermiş zaten. %1'ini de at çöpe yani, o kadar. Yok artık. Ben de yok artık dedim ama bir daha okudum, baktım var artık yani, öyle. Tabi yani, sonuçta bütün gün iş yerinde aynı yerde dip dibe enerji, sinerji, vıyıldanma, uyuldanma derken bir bakmışsın mercimekler falanlar felonlar fırında. Ay mercimek
yemek fırında demişken aklıma geldi. Ben de unutmuştum. Kravatını. Kravatım sizde ne işi var ya? Simge Hanım çok affedersiniz de ne işi var yani? Ah Kemal, ah Kemal. Menden çok yaşayacaksan aynı suali indimen vereceydim. Hayatım benim düşündüğümü düşünmüyorsun herhalde, saçmalama. Vallahi senin ne fikirleştiğini hiç bilmirem ama ben merak ediyorum. Olacak iş mi ya? Evet, neyse arkadaşlar biz kaçalım. Karı kocanın tartışacağı çok şey var belli ki, değil mi? Olur. Evet, evet. Kemal, yarın ofise gelirken iki tane kravat getir. Hani bir tanesini bende unutursan, diğerini takar eve gelirsin. Abuk sabuk konuşmayalım Simge Hanım ya. Abuk sabuk konuşmayalım ya. Yahşi gelin evlenmirem yok, ay balam ben evlenmirem.